TechTV'den herkese merhaba, ben İlkan Limit. Bu videomuzda Kingston'un HyperX kulaklık kulaklığını inceleyeceğiz. Kingston HyperX kulaklık, Kingston'un piyasaya sürdüğü kulaklık. Şu anda bunun ikinci modeli piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Şubat ayında ise ikinci modelini de piyasada bulabileceksiniz. Ancak şu anda bizim sizlere anlatacağımız model birinci modeli, birinci sürümü ve direktten çıkıp piyasadan bu modeli alabileceksiniz. Özel bir kulaklık, oyuncu kulaklığı ve HyperX markası adı altında bu kulaklık sunulmakta. Kingston biliyorsunuz HyperX'i ayrı bir marka olarak sürmeye başladı ve kendi markasını önüne geçirdi. Geçirmeye başladı değil, artık geçirdi tamamlamayla. Çünkü kutuya da baktığınızda sadece bir yerinde Kingston yazdığını, diğer her tarafındaysa HyperX logosunun büyükçe kullanıldığını görmekteyiz. Cihazın kutusu oldukça büyük ve ağır. Cihazın bu arada iki farklı renk seçeneği bulunmakta, siyah ve beyaz. Bizde ise beyaz olan renk seçeneği bulunmakta. Cihazın ilk kutusunu çıkarttığımızda simsiyah çok güzel bir kutu bizi karşılamakta. Kutuyu açtığımızda o kapağın olduğu kısımda ise HyperX başkanının yazdığı güzel bir not bizi karşılıyor. Bu not çok güzel olmuş, iyi düşünülen şeylerden bir tanesi. Kutunun büyük ve şık olduğunu söylemiştir arkadaşlar. Kutudan çıkanlara teker teker değinmeye başlayalım. Tabii ki kulaklığımız çıkıyor. Kulaklığın yanında ikinci kulak petleri gelmekte. Bunlar kadife petler. Aynı zamanda toplam 3 metrelik şeyler bulunmakta. Kablolar bulunmakta. Bunların da ne olduğuna değinelim. Cihazın kendisinden 1 metrelik bir kablosu bulunmakta. Aynı zamanda 1 metrelik bir uzatma kablosu var. Bu kablo üzerinde aynı zamanda ses kontrolcüsü bulunmakta. Ve mikrofonu açıp kapamanıza yarayan kontrolcü birlikte bulunmakta arkadaşlar. Diğer uzatma kablosu ise 2 metrelik bir kablo. Bu kablo örgülü yapıya sahip değil. Diğer kablolar şu anda ekranlara da geliyor. Zaten örgülü yapıya sahip durumda. 2 metrelik olan örgülü yapıya sahip değil. Toplamsa 4 metrelik bir kablo uzunluğuna bunların hepsini ucuca eklediğimizde ulaşabiliyoruz. Ki bu yani fazlasıyla yeterli olacak bir değer. 4 metrenin artık ben yetmeyeceği bir şey tahmin etmiyorum. Aynı zamanda şu da gelmiş yanında. Biliyorsunuz cep telefonlarında kulaklık ve mikrofon aynı jakta toplanmış durumda. İkili geliyor bu kulaklık jackları. Bu ikisini teke dönüştüren, cep telefonlarında kullanımı uygun hale getiren adaptör de yine kutudan çıkmakta. 4 metrelik kablo fazla olmamış, niye bu kadar çok kablo konmuş diyebilirsiniz. Ancak bu profesyonel bir oyuncu kulaklığı ve gerektiğinde burada bu kulaklıkla canlı yayın yönetimi yapılacak. Rejilerde kullanılacak belki oyuncu anlayımlarında. Reji olarak reji odasında bu kulaklıklar kullanılacak. Ki o tür durumlarda ise kablonun uzun olması inanılmaz işe yarayan şeylerden bir tanesi. Bunlar emin olabilirsiniz. Bu tür şeyler için diğer kullanımlarda 4 metre oldukça iyi olmuş. Allah'tan kısa değil. Taşıma çantası geliyor aynı zamanda kutudan arkadaşlar. Güzel tasarlanmış bir taşıma çantası. Harici mikrofon bulunmakta. Şeyin kendi içerisinde, kulaklığın kendi içinde bir mikrofon yok. Takıp çıkartabiliyorsunuz mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda. Başka bir şeye bakıyorum, var mı acaba? Mikrofonu şu anda da görüyorsunuz zaten, patlamaları önlemek için PCTK harflerinde patlamaları önlemek için üst rüzgar konumlandırılmış. Bu arada şeyi de görüyorsunuz şu an. Tasarıma geçmeden önce, hatta geçelim tasarıma geçtikten sonra değinelim. Bize beyaz rengin olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Oldukça büyük ve sağlamlık hissi veren bir kulaklıktan bahsetmekteyiz. O menteşe kısımları metalden üretilmiş, plastik filanları ki metal olması oldukça sağlam tutmuş. Cihazın oldukça sağlam olmasını sağlamış. Bunun dışında tasarıma baktığımızda şık ve güzel tasarlandığını söyleyebiliriz. Kafa bandı, o kafayı koruyan kısım yumuşak ve büyük olarak tasarlanmış. Kulaklık bu arada benim kafam oldukça büyüktür. Tam benim kafama geldi. Uygun olarak bütün şeyleri açtığımızda, sonuna kadar ben o uzatma kısımlarını açtığımda kafama tam olarak uydu. Daha büyük kafaya sahip olanlarda, çok çok büyük kafaya sahip biriyseniz sıkıntı çıkabilir, ancak küçük kafalarda ve normal kafalarda kafa boyutlarına sahip kişilerde herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Onların o merteşelerin uzunluğu. Kafa bantları terlemeyi çok fazla yapmıyor ama kalın bir kafa bandından bahsediyoruz. Saatlerce 6-7 saat belki olur o nedenize mutlaka bir terleme yapacaktır arkadaşlar. İki farklı pet olduğunu söylemiştim. Bu iki farklı pet kolaylıkla çıkabiliyor ama kolaylıkla takılamıyor. Takmak oldukça fazla uğraştırıyor bu petleri. Petlerin bir tanesi klasik alıştığımız o deri hissi veren pet, diğeri ise kadife. Ben ikisini de kullandım uzun süre ki bu kulaklığı yaklaşık olarak ben bir ay boyunca kullandım. İkisini de iki hafta yaklaşık, ikişer haftada kullandım. İkisinde de bir sıkıntı yok. Ben kadife olanı daha yumuşak olduğu için daha çok beğendim. Ancak söylediğim gibi ikisinde de bir sıkıntı bulunmuyor. Tasarımı genel olarak değerlendirmemiz gerekirse şık ve güzel bir tasarım söz konusu. Oyuncuların da seveceği tasarım var. Siyah rengin de tasarımının fotoğrafı ekrana gelir. Zaten elimizde olmadığı için biz çekemedik.
siyahı da oldukça güzel tasarlanmış. Hatta o siyahındaki o HyperX'in kırmızı logosu benim daha çok hoşuma gitti. Şimdi cihazın teknik özelliklerine değinelim. Ardından ise deneyimlerimizle videoya devam edeceğiz. 53 mm'lik bir sürücü bulunmakta. Sürücüyü bilmeyenler için açıklayalım. Sesi oluşturan kısım yani hoparlör 53 mm yani 5.3 cm'lik bir boyuta sahip. Ki bu oldukça büyük ki biz önceki yıllarda birkaç yıl öncesinde 40-50 mm'leri iyi kulaklıklar derken, çok güzel derken 53'e çıkmamız oldukça güzel olmuş. 15 Hz ile 25.000 Hz arasında değişen bir frekans aralığında ses verebiliyor. Ki 25.000 Hz insanın duyabildiğinin üstüne bir Hz değeri. Bu da bizim duyamadığımız sesleri dahi bu kulaklığın üretebileceği anlamına gelmekte. 98 desibellik bir ses düzeyi bulunmakta. 98 desibel güzel. Kulağınıza taktığınızda sizi rahatsız edecek düzeyde. Çok yüksek olmasının yüzlere çıkmaya gerek yoktur. Onlar gereksiz durumdalar. 60 ohmluk bu arada bir empedans değeri olduğunu söyleyelim. Çevresel ses iletim var ve kulak oldukça büyük zaten fark etmişsinizdir. Bütün kulağı çevreleyecek durumda. Kulağı tamamen içine alan bir kulak söz konusu. Bu sayede de çevresel sesi oldukça güzel olarak verebilmekten. Ortam gürültüsünü ise fiziksel olarak 20 dB ile kadar engelleyebiliyor kulaklık. Herhangi bir aktif dijital olarak bir gürültü engelleme söz konusu değil. Tamamen fiziksel olarak kulaklığın o kendi büyüklüğü ve petleri sayesinde yapılan bir gürültü engelleme. Ki 20 dB iyi bir değer yani. Normal yanınızda konuşan adamın sesini bir şekilde duyarsanız ama anlaşılmayacak düzeyde olur yani normal sesle konuşuyorsa arkadaş. Ama aynı zamanda başka nelere bakalım. 5 endik bir, 5 Newton'luk bir kafa basıncı olduğunu belirtmiş Kingston. Kulaklıkla birlikte ağırlığı ise toplam 350 gram. Mikrofonun da Kingston ayrı ayrı teknik özelliklerine vermiş. Onları da belirtelim. Kondansatör bir mikrofon söz konusu. 2 voltluk bir besleme voltajı var. %12 bin Hz arasında ise bir frekans tepkisi söz konusu. Yani %12 bin Hz arasındaki bütün sesleri kaydedebiliyor kulaklık öbüründe olduğu gibi. Verebiliyor ama bütün sesleri duyduğumuzun ama hepsini alamıyor. 39 desibellik bir ses yüksekliği bulunmakta kulaklığın. Düzgün bir ses yüksekliği var. Ben farklı cihazlarda da bunu denedim. Hatta cep telefonuma bağladım. Onunla görüşme de yaptım bu mikrofonla. Ancak bir sıkıntı çıkartmadı bana. 39 desibel iş görüyor. 3.5 mm'lik bir bağlantısı var. Hatta bu kulaklığı çıkartıp normal bilgisayarınıza da takabilirsiniz. Bir sorun çıkartmayacaktır. Deneyimlere geçtiğimizde ise kulaklığı kulağınıza takıp müzik dinlemeye başladığınızda 53 mm'nin farkını hissedebiliyorsunuz gerçekten. Özellikle 40 mm'den geçtiyseniz bu kulaklığa çok net bir şekilde sesin farkını hissedebiliyorsunuz. Sesleri açık, net ve çok doğru bir şekilde verebiliyor. Tabii ki bundan daha iyi kulaklıklar var ancak fiyatını da düşündüğümüzde çok çok iyi bir ses verdiğini, hatta fiyatın yanına koymasak bile çok iyi bir ses verdiğini bu kulaklığın söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde. Verdiğiniz sesi doğrudan alıyorsunuz. Kendisi hiçbir müdahale sese yapmıyor. Başka neye değinebilirim? 98 desibellik ses yüksekliği olduğunu söylemiştim. Bu fazlasıyla yüksek zaten 98 desibelde kulağınız rahatsız olacağı için dinlemezsiniz. Ki dinlemeyin de kulaklarınıza zarar verirsiniz. Bassları da sizleri de orantılı olarak verebiliyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz bu kulağımızı tamamen içine alan ve çevreleyen bir kulaklık. O sayede de çevresel sesi çok iyi bir şekilde verebiliyor. Sesin nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Örneğin Battlefield oynarken adamın ne taraftan geldiğini falan anlamanız mümkün. Ya da Far Cry 4. Gerçi oraya hiç girmedim. Ubisoft biliyorsunuz Far Cry 4'te silindi. Benim de Far Cry 4'üm silindi. Neyse geçelim biz. Daha onunla uğraşacağım nasıl o parayı geri alabileceğim dair. Kulaklığın ses kalitesinden çok net bir şekilde memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ben dediğim gibi uzun süre kullandım ve farklı oyuncu kulaklıklarıyla karşılaştırdım. Örneğin Osun Cerberus'u ile karşılaştırdım. Gerçekten fark hissedilebilir. İyi bir ses kalitesi var. Tabii şöyle bir şey var. Yani ses kalitesini size nasıl göstereceğiz? Yani bir telefon ekranının kalitesini gösterebilirsiniz ama sesi nasıl göstereceksiniz? Bu sıkıntı o yüzden bu kulaklığı test edebilme imkanınız varsa mutlaka test edin. Memnun kalacaksınızdır büyük ihtimalle. Mikrofon sesi düzgün alıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. 39 desibel iyi bir değerdi zaten. Başka neye değinebilirim bakayım. Evet, kulaklığın genel değerlendirmesini geçecek olursak Kingston HyperX Quad gerçekten iyi düşünülmüş. Her türlü detayına kafa yorulmuş bir kulaklık. Kutusundan ilk önce zaten farklılıkları başlamakta. Kulaklığı kullanmaya başladığınızdaysa ses kalitesini çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Oradaki o farkı anlayabiliyorsunuz rahat bir şekilde.
Yaklaşık fiyatı 150 dolar yurt dışına, Türkiye'de ise 315 liraya ben GameXtra'da buldum. Ki fiyatı yurt dışıyla Türkiye'nin aynı. Bu çok güzel bir şey. 15 liralık fark da hiçbir şey yani. O kargo parası neredeyse 15 liralık fark. 300 liranız varsa ve kulaklık almak istiyorsanız mutlaka HyperX Cloud'a bir göz atın. Evet, ben Ali Kan Demir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.